Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz. Hoş geldiniz. Bu kısımda da duyum konuşacağım. Hocam o zaman niye uçağı göndermedin? Belli mi olur? Belki tam sürpriz bir yerde uçağı göreceksiniz. Fenerbahçe'ye sürpriz öneri ben yaz. Fenerbahçe'de Vaz Herman ile yapılan görüşmeler sırasında Blackburn forması giyen Ben Brey Reton Diaz'ın isminin gündeme geldiği öğrenildi. Şilili forvetin sezon sonu takımdan ayrılma kararı alabileceği belirtildi. Şimdi Ben Diaz ee, detaylara ulaştık. Şili forvetin ayrılma düşüncesi varmış. Teknik direktör konusunda büyük belirsizlik yaşamasına rağmen yine sezonun transfer planlaması sürüyormuş Fenerbahçe'de ve konu forvet. Bu sezon 21 golü var. Uzun süredir forvet bölgesinde beklenen gol katkısını alamayan ve yeni sezonda bu sorunu çözmek isteyen Fenerbahçe çok sayıda ismi listesine alırken gündeme sürpriz bir yıldızına girdiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Şilili forvetin ismi Ferdi Kadıoğlu'nun yeni sözleşme görüşmeleri sırasında masaya geldi. Ferdi gibi Wasserman menajerlik şirketinin futbolcusu olan 23 yaşındaki Diaz İngiltere şampiyonşip takımlarından Blackburn Rovers'ta forma giyor. Bu sezon 36 maçta 21 golle tüm dikkatleri üstüne çekmiş ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bir yıllık opsiyon maddesi varmış ancak genç yıldız Blackburn'un Premier Lig'e yükselememesi halinde ayrılmak istiyormuş. Blackburn şu anda 63 puanla 8. sırada ve playoff hattının 3 puan gerisinde. Vasserman menajerlik şirketinin yetkililerinden Diaz'ın takımdan ayrılma kararı alması halinde Fenerbahçe'de masaya oturmak oturmaya hazırlandıkları söylendi diyor. Çok gönlü bir futbolcu. Bu sezon attığı gollerle adından söz ettiren Ben Diaz çok gönlü olmasına dikkat çekiyor. İki kanatta ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Şimdi transfer marketini açarım. Her zamanki gibi. Bakarım futbolcunun piyasa değerine. 10 milyon euro. Boy 1.85. Süper. Tam istediğim gibi yani. 1.82-1.85 arası forvet istiyorum. Öyle pilot. Uzun olacak. Umurumda değil. Kısa. Şilili. Yaş 23. 18 Nisan'da 23'e girmiş. Müthiş. Biçilmiş kaftan. Sözleşme bitiş tarihi Haziran 2022. Mükemmel. Dehşetül vahşet. Şile asıllı İngiliz oyuncu. Kanatlarda da oynayabiliyor. Enfes. İngiltere'de Manchester United alt yapısına çıkmış. Stock City, Nottingham Forest, Blackburn Rovers ve yine Nottingham Forest'ta görev almış. 36 maçı, 21 gol, 1 asist, 3001 dakika. 3001 dakika. Müthiş. Vallahi <laughs> Fenerbahçe'de bunu transfer edecek çap yok. Kusura bakmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Çap yok. Ha alınmasını ister misin? Tabii ki de isterim. Manyak mısınız lan? Şimdi sözleşme uzatma. Eğer futbolcunun elindeyse bedava alınıyorsa al sana futbolcuya kütür kütür futbolcu. Bak ee, yine duyum vereyim. Yine forvet duyumu vereyim. Santrafor mevkisi için Fenerbahçe'de kimin adı geçiyor biliyor musunuz? Napoli'nin 26 yaşındaki İtalyan oyuncusu Andre Petagna ismi geçiyor. Şimdi hafızanızı yoklayın. Bu kanalda bu da konuşuldu. Bu kanalda bu da konuşuldu. Haftalar önce konuşuldu Petagna ismi. 2024'e kadar sözleşmesi var ya. 26 İtalyan 1.90 boyunda Petagna hatırlayın. Telemi takımda sadece bir maça çıktı. Petagna bu sene kısır bir sezon geçirdiği için ve az forma şansı bulabildiği için geçmişinde de yüksek e, piyasa değerine ulaştığı için e, hani Milan, Sampdoria, Vicenza, Ascoli, Atalanta, Spal gibi takımlarda birçok sezon hani sürekli oralarda oynadığı için hatırlayın arkadaşlar en baba parası. Hani Milan'dan Atalanta'ya 1 milyon euroya kiralandı 2016'dan. Atalanta'dan Spal'e 3 milyon euroya kiralandı 19 Temmuz 2018'de. Sonrasında 12 milyon euroya satıldı Spal'e. Yani 15 milyon euroya mal etti. Spal sonra Atalanta'dan aldığı oyuncuyu Napoli'ye 16.6'ya yarım sezon sonra sattı. Ve Napoli forması giyen oyuncunun bu sezon kısır 935 dakika 4 gol 4 asist. Avrupa Ligi'nde 3 asisti var. Serie A'da 3 gol. İtalya Kupası'nda bir golü var. Bu Petagna ile ilgili şunu belirteyim. Şunu belirteyim arkadaşlar. Forvet mevkisi için <laughs> düşünülen İsmail Kartal'ın istediği iddia ediliyor. Duyumu veren arkadaşlar kaynaklarımız sağlam diyor. Gelecek sezon istenildiği söyleniliyor diyor. Türkiye'de iş yapar diye düşünüyoruz diyen arkadaşlar var. Yaş profil olarak gerçekten doğru profil diyorlar. Yani yaş 26. İtalyan liginden gelen hani güçlü bir ligde. Kütür kütür fizik mücadelenin olduğu bir geliyor. Yanlış anlamayın ben ama oradan gelen futbolcu bizde çok iş yapar diye düşünüyorum. Hani gelirse 20'den aşağı atmaz diyenler var. Cornelius'un birkaç tık ötesi diyen var. Vesaire vesaire. Peki Fenerbahçe'nin Petagna'yı alabilecek çapta olduğuna inanıyor musunuz? Olay bitmiştir. Sıradaki haberimiz. Bakın titreye titreye dinleyin bu haberi. Arkadaşlar mübarek Ramazan ayındayız. Allah hepimizin orucunu kabul etsin. Herkese Allah gönlüne göre versin. Rabbim önce hepinize Peugeot 3008 nasip etsin sonra bana nasip etsin inşallah. Ya da önce bana nasip etsin sonra sizlere de nasip etsin inşallah. Bir amin çekersiniz herhalde. Durduk yere sevap pointslerimi yükselteyim. Biz burada 3 kuruşun 5 kuruşun hesabında değiliz. Biz burada aman diyoruz. Yani insanları hani boşuna ümitlendirmeyelim diyoruz. Hani insanlar e, boşuna ümitlenmesini istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Burada duyum verirken dikkat ediyoruz. Aman diyoruz şuna bakalım, aman buna bakalım, aman doğrulatalım, aman kulüpteki kaynağımıza soralım, kulübe yakın kaynağı soralım, ona soralım, buna soralım, hepsine soruyoruz. İnancınız olsun bak. Rabbim ne bana ne sizlere haram lokma yedirmesin. Ama şu okuyacağım, duyum. Bak üçüncü, dördüncü videoyu çekiyorum. Bu arada hepsi 21 Nisan'da çekiliyor. Saat şu an 23.40. Muhtemelen siz de 22 Nisan'da izleyeceksiniz maç günü. İnşallah da Fenerbahçe'miz akşam galip gelir. Ya, dediğim gibi şunları verirken bir bakın arkadaşlar. Elinizi vicdanınıza koyun. Bak Fenerbahçe transfer gündeminde kim varmış biliyor musunuz? Belotti. Yöneticiler İtalya'ya gidecekler demiş. Altan Tanrıkulu. E, cimcik şey sansürsüz futbolda. Ve Ahmet Ercanlar da doğrulamış. Fenerbahçe İtalyan Belotti'yi ikna ederse gelecek 5 senesini kurtarır demiş. Yani Belotti duyumunu vermişler. Peki şimdi elinizi vicdanınıza götürün. Ya da vicdansızsanız ben vicdansızım arkadaş diyorsanız ben size kanaldan Belotti'nin kapak resminde olduğu kapak resminde olduğu detayların konuşulduğu videolara bakmanızı öneririm. Mesela ilk gelenin tarihini söyleyeyim size. İlk Belotti kapağının olduğu tarihi söyleyeceğim size. Şu anda 22 Nisan'dayız. 5 Nisan 2022. Bakın Fenerbahçe taarruzu 5 yıldızlı kapak resmi var. Yine öncesi var. <laughs> Neyse öncesinde siz bulun. Yani Mart ayına giderek siz bulun öncesini. Hani diyorum ya Takip edin beni etmeyin. Mühim değil. Ama haklıya hakkını hak ettiği zaman teslim etmez, etmeniz lazım. Bu vicdan yani vicdanların rahat etmesi adına. Ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe forvet duyumunda bir de Vedat Muriçi'yi çok duyacaksınız dedim. Bugün Vedat Muriçi duyumunu da duydum başka bir yerden. Hani Lazio'ya Fenerbahçe'den resmi teklif yok ama transfer döneminde adını çokça duyacağız diye. O da konuşulmuş. Vedat Muruçi'yi de çok duyacaksınız. Ama az duyacağınız ismi söylüyorum. John Cordoba. Bak bu isim bizim gedikli aşkımız. Nasıl Hatem Ben Arfa gedikli aşkımızsa John Cordoba da bizim gedikli aşkımız. Bu ismi odaklanın. Kurban olayım bu ismi odaklanın. Alırız almayız diye demiyorum. Ama odaklanmanız gereken isim bu. Diğer habere geçelim. Fenerbahçe'de Crespo'nun son talibi Porto diye. <laughs> Haberleri de kısa kısa vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Çok uzun şeyler var. Crespo mükemmel bir performans çiziyor. Avrupa devlerinin de dikkatini çekmeyi başarıyor. Ve son talibi Porto. İstenilen rakamlar diyor. Birçok kulüp e, ta, takipte talep fiyatı arttırıyor. 15 milyon euro bon servis diyor. Bakın Fenerbahçe'nin 15 milyon euro istediği. Hocam bir yerden bak bu kanalda aslında bu kanalın adını dejavu koymamız lazım da. Gerçekten bu kanalın adını Kadıköy Sokak niye koydu? Dejavu koymamız lazım bu kanalın adını. Hocam ben duydum ya. Rüyamda mı gördüydün Ben Beni hatırlıyor 15 milyon euroyu. Bilmem belki de bir kanalda duymuşsundur. 22 maçta bir gol iki asisti var. O zaten bir gol bence 20 gole bedel. Galatasaray deplasmanda atılan bir gol bence 20 gole bedel. Aynısını Galatasaraylara da sor. Ha bu sizin küçüklüğünüzü gösterir. Küçük futbolcular attıkları gollerle büyük futbolcular aldıkları şirket teklifleriyle anıldılar. Yani aynısını Galatasaraylara sor. Galatasaraylar Fenerbahçe gol atanı dövme falan yaptırıyorlar. Çocukların adını koyuyorlar. Senin adın Falcao olsun. Dikkat et sakatlanma. Büyüyene kadar kendine dikkat et. Değil mi? Neyse biz devam edelim. Biz devam edelim. Mühim olan şu an videonun süresi. Çok güzel gidiyorum. Bozmayın. Bakın sıradaki haberimize de dikkat edin. Son dakika Fenerbahçe Beko'dan Shane Larkin bombası. Şimdi <laughs> ya konuşmayım, konuşmayım, konuşmayım diyorum ama Larkin kapaklı bir videom vardı ya. Allah Allah. Bir de bunu bulalım ya. Larkin kapaklı fot videomuz da vardı şurada bir yerde. Bir de onu bulalım. Onun tarihine de bakalım. Gerçi yayın şeklinde miydi ya? Yok video şeklinde diye hatırlıyorum ama. İnşallah bulurum. O da Nisan başlarındaydı diye hatırlıyorum ama. Nisan başlar, Ersan başlar. Aa, sıkıntı. O zaman Larkin çöp. Dur dur buldum. 30 Mart 2022. Fenerbahçe duyum yağmuru. Bakın bakalım. Fenerbahçe Beko'nun gündeminde Shane Larkin var. Hmm. 30 Mart 22 Nisan. 21 Nisan diyelim. Çok güzel. Anadolu Efes'te bu yıl sözleşmesi sona erecek olan Larkin'le anlaşarak oyun kurucu pozisyondaki sorunu çözmek istiyor. Fenerbahçe Beko ezirli rakibinde devam eden Euroleague maçları nedeniyle dondurduğu girişimleri sezonun tamamlanmasıyla hızlandıracak diyor. <laughs> ee, takıma katmak istiyor. Bobby Dixon'dan sonra bir türlü yeri doldurulamayan oyuncu, oyun kurucu pozisyonunu çözmek istiyor. Avrupa'nın en iyi 2-3 kuvardından biri olarak kabul ediliyor. Larkin'i alarak yeni sezonda flash bir adım atmak istiyor. Ee, Larkin, Mitch için aldığı parayı istiyormuş. Vay Mitch, Mitch için vay. 2020'den beri Türk statüsünde görev yapıyor. Oo, yabancı sorun da yok. Geçtiğimiz yıldan itibaren uygulanan sahada en az bir Türk oynatma zorunluluğu nedeniyle Larkin gibi bir oyuncu kadrosundaki varlığı Fenerbahçe için büyük önem taşıyor. Yeni sözleşme için Anadolu Efes'te sezon başında 3 yıllık imza attı. Final Four'un MVP'si seçilen Miç için aldığı ücreti istediği öğrenildi. Fenerbahçe Beko Cephesi bu transferde görüşmeleri şimdilik bekletme kararı almış durumda diyor. Larkin iddiayı yalanladı diyor. Takımdan ayrılma dedikodusu neden çıktı ya da neden böyle bir şey yayınlandı bilmiyorum. Ama tamamen yanlış haber. Gelecek sezon için hiçbir takımla anlaşmadım veya konuşmadım. Yalan Çin Bu sezonu Efes ile bitirmeye odaklandım. Bu doğru. Yarın kupa maçımız var demiştim. Vallahi bu mevzu hani ben şu tarihte verdim duyumu diyorum ama daha da uzun süredir konuşulan bir konu bu belki 2 ay olmuştur. <laughs> Hatta ben şunu söyleyeyim. Efes Larkin'in yerine alacağı oyuncuyu bile belirlemiştir bence. Bence bana göre Ha şu olur. Şu spor yasası olayı biraz işi karıştırdı. Spor yasası olayı olmasaydım atıyorum bir futbolcu satıp basketbola biraz para aktarıp alabilirdin. Belki forvete vereceğim parayla Larkin alırdım. Cebinden verirse Ali Koç ki Ali Koç cebinden çok veriyormuş. Neden vermesin? Versin Ali Koç. Ali Koç versin ki Fenerbahçe coşsun ki. Helsinki. Iıı, son dakika Fenerbahçe transfer haberi. Dev operasyon 12 isim. Tamam. Herhalde başla da bunu koyarım diye düşünüyorum. Ben Diyaz Larkin. Neyse bakalım. <laughs> Süper Lig'de ikinci. Gelecek sezon hazırlıkları. Vitor Pereira de başlandı. Sezon bitmedi. İsmail Kartal. Evet. 12 futbolcu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte o 12 isim. Geçiniz. Açıklamaları geçin. 12 isim de Süper Lig'den miymiş? Ha tamam. 12 isim de Süper Lig'in 9'u yerli, 3'ü yabancı olmak üzere. 12 futbolcu. Menajerlerle kulüplerle temaslara geçirmiş. Bu oyuncuların en az kaçını kadrosuna katma hedeflediği şu an yönetimin bilgisi dahilindeymiş. Şimdi 12 tane futbolcu var. Ben bunlara yüzde vereyim mi? Bakın isimlere çok 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 dikkat edin. 1. Vargas. Yüzde 30. Siz bu ismi bir yerde duydunuz değil mi? Duydunuz. 2. Samet Akaydın. Yüzde kırk. Kazım Can Karataş. Okeydi de Arataş. Kazım Can Karataş. Sıfır. Eren Elmalı. Sosyal medya zaten Eren Elmalı'yı nereden duydu biliyorsunuz. Yüzde... Yüzde altmış bir. Jackson Muleka. Allah Allah. Bu da tanıdık geliyor. Bence sıfır. Farklı bir olay var. Ona zamanı gelince. Doğucan Haspolat 0. Bünyamin Balcı. Ee, Burak kapacak giderse yüzde %25. Gitmezse sıfır. Doğukan Sinik. yüzde %17. Bu arada Doğukan da iyi bir Fenerbahçeli. Bünyamin ile birlikte ikisi de iyi, iyi Fenerbahçeliler. Yani. Ee, ama Doğukan gelişmiyor bayağı. Oğuz Aydın Alanya Spor'da. Buna yüzde vermeyeceğim. Yüzde veremeyeceğim. Abdülkerim Bardakçı sıfır. Sıfır. Sapa Lopyan zamanda sıfır. Zamanında dinlemediniz. Zamanında dinlemediniz. Ertuğrul Taşkıran 99. Ertuğrul Taşkıran da 99. 12 ismi duydunuz. Yüzdelerini de duydunuz. Hocam niye Oğuz Aydın'a yüzde vermediniz? He? Aldık mı yoksa? Yok lan manyak manyak konuşmayın. <laughs> evet Ramazan Ramazan da şey yapmayın gündüz içenler gündüz içenler diyorum gündüz izleyenler oluyor. Çay falan içerken size yansıtmayayım dedim. Arada böyle intro verelim. Evet. Ali Koç'tan hoca kararı İsmail Kartal'a yakınlaştı. Hmm. Demek ki bir elektrik aldı. Aralarında bir yakınlaşma olmuş demek ki İsmail Kartal'a yakınlaştığına göre. Bir şey söyleyeceğim Allah rızası için. Beni sallayın. Haberi sallayın. Okuduğunuzu sallayın. Şu an siz de bu bilgiye sahipsiniz değil mi? Demek ki şu anda herkes aynı bilgiye sahip. Bir kişi hariç. Yok iki kişi hariç özür dilerim. İki kişi hariç şu anda herkes aynı bilgiye sahip. Gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında bulacak teknik direktör büyük ölçüde netleşmiş. Başkan Ali Koç görüşlenen hocalar Löv ve Cesus'un yüksek maliyeti nedeniyle da desteğini arkasına alan İsmail Kartal'la yola devam etme fikrine yakınlaştı demiş. Ee, yeni sezonda devam etme ihtimali yükseldi. Alt başlıklarla devam ediyorum. 18 dakikaya geçmişiz. Sonra beğeni atmıyorsunuz süre uzun diye. Ama bence uzun videolar daha karizmatik ya. Abi 20'den fazla, 30'dan fazla duyum var ya. İsmail Kartal çalışma fikrine yakınlaşmış. Yoahim Löw ve Jorge Jesus'ta görüşmeleri sürdüren Başkan Ali Koç hem camianın hocaya büyük desteği hem de yüksek maliyet nedeniyle gelecek dönemde İsmail Kartal'la çalışma fikrine yakınlaştı öğrenildi. Yeni bir risk almaktan kaçınacak. Löw'ün istediği kadroyu kurmak için 30 milyon euro bütçe talep etmesi Ali Koç'u sıkıntıya soktu. Yani ve Kartal'a devam ederek yeni bir galibiyet istiyor. Yine şunu söyleyeyim. 9 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Biliyorsunuz Vitor Pereira'yı geride bıraktı. Biliyorsunuz performansta mesafe arttı. Hem oyun kalitesi hem oyuncuların bireysel performans arttı. Konsantrasyon yükselince koşu mesafesi 116-117 kilometreye ulaştı. İdeal 11 ile fazla oynamadı. Değil mi? Bir ideal 11 yakaladı. 13 maçlık dönemde 25 farklı futbolcu 11'de oynasa tam 9 oyuncu. 9 veya daha fazla kez ilk maçında 11'de başladı. Sakatlık ve cezalar en önemli etkin olurken ilk 11'de fazla oynamadı. Tarihe geçtim. Fenerbahçe en az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek teknik direktör İsmail Kartal oldu. Niye 15? Ona falan çekse Emre Berezoğlu falan oluyor herhalde onunla. 15 değil ya. Ben bir şey söyleyeyim. Sezon ortalama 34 maç. 34. Hadi 4'te kupa say 38. 2 daha Avrupa say 40. 40 maç üstü bütün teknik direktörlere merak ediyorum. Sarın Hacıbert takım başına 47 maça çıkan Kartal 104 puan topladı. 2-21 puan ortalaması 60 teknik adam zirvede yer aldı diyor. 3. sırada Aykut Kocaman 2'de Mustafa Denizli var. Peki ben bir şey söyleyeceğim size. Ben size diyorum ki Madem duyum konuşuyoruz. Madem duyum konuşuyoruz. Bakın bu duyumumu da iyi dinleyin. Direkt duyum konuşuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Benim duyumlarıma göre hala ama hala ısrarlı bir şekilde. Yani ısrarlı bir şekilde üstüne basa basa. Ya acaba bak iptal mi diyorum? Üstüne basa basa şöyle bir şey söylüyorlar. Lövle ilgili haberler için uyar. Çünkü sen Erkenden haber veriyorsun. İnsanların haberi olsun. Bol bol löv haberi duyacaklar. Şimdiden hazır olsunlar diyor. Yine duyum olarak söyleyeyim. İsmail Kartal, Seneye Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil diyorlar. Ya arkadaş bütün işaretler onu gösteriyor diyorum. Değil diyorlar. Bak ben duyumların şeyim. Ben duyumu aktarıyorum. Benim görevim duyumu aktarmak. Ben anlaşmıyorum İsmail Kartal'la. Hocam yanlış oldu. Hocam niye anlaşmadın? Hocam lövü niyeden getirtiyorsun? Hocam lövden bir şey çıkmaz. Hocam şu... ben karışmıyorum, ben anlatıyorum. Şimdi lövle birlikte ikna edilirse ki edilir, Fenerbahçe'ye hayır demez. Yok ikinci adam olman falan filan illaki olur. Jorge Jesus, Fenerbahçede kimse görüşmedi Jorge Jesus. Ha fiyat soruldu. Mayıs'tan önce görüşmeyeceğim dedi. Şu benim fiyatım dedi bitti. Hani şey gibi düşünün özel bir Hmm. Ne diyelim dişçiye mi diyelim? Doktora gidersiniz. Ne yazar kapıda? işte muayene ücreti şu kadardır. Ya da bizim Kayseri'de şey var. Sizin orada da aynıdır. İlk muayene ücretsiz yazar özel dişçilerde. Muayene ücretsiz yazar. Gidersin, muayene olursun. Sana der ki işte şu değişecek, bu yapılacak, şu 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 şu. Tamponda sürtme var. Orada lokal boyayla götürülür. İşte şuraya macun sürecek falan. Şu kadar tutar der. Sen de işine gelirse yaptır, yaparsın yoksa yaptırmazsın. Bizde böyle Yesus da bunları söyledim. Biz bekleme aşamasındayız. Ben Löv'le anlaşıldığı, hani bana gelen duyumlar bu, buradan dönmez diyorlar, rahat ol diyorlar. Hani, bilmiyorum çok ilginç. Hatta ben, bak Löv, İsmail Kartal, ikisi de Fenerbahçe'de görev alır gibi geliyor bana. Aa, statüleri farklı olur gibi geliyor aldığım duyumlara göre. Gürcan Bilgiç demiş ki seneye büyük ihtimalle Ahim Löv ile İsmail Kartal birlikte çalışacak. İsmail Kartal'ın gelme nedeni ise Joachim Löwe takımı hazırlamaktı demiş. Aşağı yukarı hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Şimdi 17 Nisan'da Serdar Ali Çelikler demiş ki Fenerbahçe bize önce olmazları gösteriyor. Löw olmuyor çünkü on, 30 milyon istedi oldu. Göreceksiniz Fenerbahçe bir hafta içinde Jorge Jesus'un neden olmayacağını da anlatacak demiş. Ahmet Ercanlar İsmail Kartal Löw gelirse onunla çalışır ama Jorge Jesus'ta çalışmaz demiş. Demek ki İsmail Kartal çalışmayacağı için olmayacak. Valla ben Jesus bak löv konusunda şunu söyleyeyim. Yalvarırım bak. Ne olur beni darlamayın. Aynı şeyi söylemekten bıktım. Bana gelen duyumlar şu şekilde. Abi imza atılana kadar kimseye inanmasınlar. Resmi sitenin açıklamasını takip etsinler. Löv'ün kendi de dese inanmasınlar. Ali Koç da dese inanmasınlar. Çünkü hani pazara gidip de bir kilo domates almıyorsun. Gerçi bu dönemde almak çok zor da. Her pazara gidip domates almıyorsun. Kaç lira kilosu? Ona 15'e düştü herhalde. 15 lira. Ver oradan 2 kilo. Al sana 30 lira deyip almıyorsun. Ya bu piyasa çok değişik. Bunu niye anlamıyor insanlar? Teknik direktör getirme. Sen gelecek getiriyorsun. Sen Fenerbahçe'ye gelecek getiriyorsun. Gelecek transfer ediyorsun. Umarım anlarsınız. Yine 25 dakika olmuş. Bana çok kızmazsınız inşallah. Valla 12 futbolcu dedim. Bendias, Petakna, Belotti, Murici, Cordoba 5, Leo Konuştuk 6, Jesus 7, İsmail Kartal 8, e, Crespo 9, Larkin 10, e, 10, 12 tane isim saydık. 22, 22 tane duyum vermişim. 22 tane duyumun hatına 22 dakikayı geçtik. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olabilirsiniz. Bak şu aşağıdaki 23.100'ü 200 yapalım ya. Abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere inşallah.